zannedersem. Evet, saygıdeğer katılımcılarımızı teşekkürle, saygıyla takdim etmek isterim. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocam, Yeditepe Üniversitesi'nden ve Profesör Doktor Ali Akar hocam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden lütuf buyurdular. Bugünkü e-panelimizin bir konuşmacısı daha olacaktı. Ben öncelikle onların selamlarını ve toplantıyı hem dinleyicilerin hem de konuşmacılarımıza gönderdiği teşekkürünü iletmek isterim. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan hocam maalesef birkaç gün önce COVID-19 testi pozitif çıktığı için evinde istirahat halindeler. Buradan kendilerine ve kıymetli ailesine de şifa dileklerimizi iletiyorum. O yüzden bugünkü konuşmamız iki değerli katılımcımızın konuşması üzerine şekillenecektir. Malumunuz Ton Yukuk'un 1300. yılı, dolayısıyla UNESCO'nun Ton Yukuk yılı ilan ettiğini ifade etmeyeceğiz ama Ton Yukuk araştırmalarına öncelik verdiğini, bunları teşvik ettiğini biliyoruz. Ve Ton Yukuk gibi Türk kültür tarihinin eşsiz hazinesinin tanınmasına vesile olan sınırları ülkemiz ve Türk dünyasının dışında da dünya çapında olan iki duayen hocamızı bugün ben şahsen görmekten ve bu toplantıyı tertip etmekten de onur duyuyorum. Bu yüzden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümü olarak bu yılın ilk etkinliğini hem Ton Yukuk üzerine yapmak hem de Ahmet Taşağıl ve Ali Akar hocalarımı burada ağırlıyor olmaktan. Ayrıca kendisi bölümümüzün mensubu olmasa da tarihçi kimliğiyle bölümümüzün fahri ve manevi başkanıdır. Ekrem Kalan hocamızın da iradesiyle bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamız, panelimiz YouTube üzerinden de canlı yayınlanıyor ki hayli yoğun bir dinleyici kitlemiz de var. Bir taraftan onları takip ediyorum. Birazdan duayen hocalarıma sözü verdiğimde oradan yolladığınız soruları da not edip konuşmamızın ilerleyen kısımlarında o sorularınız üzerine tartışmalarla şekillendireceğiz. Türkçe edebiyat gibi sığ ve gaflet üzerine inşa olmuş tartışmalar bir tarafa dursun. Biz Türk edebiyatının abidevi eserini, Türk tarihinin abidevi kaynağını, Türk düşünce dünyasının abidevi kaynağını, Ton Yukuk'u konuşacağız ve Türk dünyasının inşa edildiği gönül coğrafyamızı ve abad ettiğimiz Türk cihan hakimiyeti mefkûresinin temellerini ele bu bağlamda bunun tarihi kökleri üzerine ben haddimi aşıp daha fazla konuşmadan sözü öncelikli olarak Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocama takdim edeceğim. Hocam süremi aştığımın tekrar farkındayım ama size sözü vermeden önce benim için zor, kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bir cümle daha ifade etmek istiyorum hoşgörünüze sığınarak. Bugünkü konuşmamızı, bugünkü panelimizi Türk dünyasının serveti, merhum Servet Somuncuoğlu ağabeyimin anısına gerçekleştiriyoruz. Servet Somuncuoğlu ağabeyimin böylesi bir konuşmadan dolayı ruhunun şad olduğuna duyduğum inançla kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Ve sadece Ton Yukuk değil, Türk dünyasının genelindeki taşa kazınan tarihin, Türk'ün Bengü tarihinin keşfinde ve bilhassa medya üzerinden yaygınlaşmasındaki eşsiz emeklerini şükranla, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Ve kendisi aracılığıyla yıllar önce tanışma fırsatı bulduğum Pamukkale Üniversitesi'nde kendisini misafir etmiştik ve yine Ekrem Kalan hocamızla beraber misafir etmiştik. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocama, ağabeyime, büyüğüme sözü bırakıyorum. Buyurunuz saygıdeğer hocam.
Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Hocam, Ali Hocam da aynı şekilde bütün dinleyenlerimizi selamlıyorum. Seyredenleri, takip edenleri. Tabii öncelikle Sayın Rektör Profesör Doktor Ekrem Kalan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O gencecik, pırıl pırıl bir profesör, bu ve rektör kısa zamanda atlatacak inşallah. Bu derdi, bu belayı atlatacak, çok eminim. İnşallah kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum tekrar. Özgür Kasım Aydemir Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'ndeyken tanışmıştık. Gerçekten o zaman Servet'in şeyle hocam Denizli'ye gitmen lazım, seni bekliyorlar diye söylemişti. Ve de gitmiştik o bir Mart ayının zannedersem Nevruz günü 21 o günlerde. Pamukkale Üniversitesi'nde güzel bir konferans etkinlik olmuştu. O bakımdan da yapıyoruz. Servet'i tabii ki en yakından bilenlerden biri benim. Allah gani gani rahmet eylesin. O Ali Hoca'dan da bana çok bahsederdi. Ali Akar Hoca'dan da bahsederdi. Kaya resimleri konusunda, eski Türk maddi kültür ürünleri konusunda genel olarak baktığımızda gerek kaya resimleri gerek yazıtlar vesaire olmak üzere o da büyük eserler bıraktı ve Türkiye'de bir kamu boyu oluşturarak bu dünyadan gitti. Dolayısıyla onu ne kadar ansak azdır. Esas o, ne kadar az ansak hatırlasak azdır. Onun eserlerini devam ettirmek lazımdır. Onun son asistanı olan Yasin Cemal Galata kardeşimiz benim nezdimde bir doktora tezi tamamladı. Kaya resim bir konusuyla ilgili. İnşallah daha da başka araştırıcılar da bunu devam ettirecekler. Ayrıca Servet'in yazıtlarla ilgili yapmış olduğu çalışmaları da bir atlas olarak yayınlamayı düşünüyoruz. En azından yani Servet'in o külliyatında kendi terekesinde bulunan tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ne kadar ama bir çığır açıp kısa yaşadı ama bir çığır açarak çok etki bırakarak rahmeti Rahman'a kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Ben Tonyo Cook'la ilgili tabii başka konuşmalar da yaptım. Bugün biraz daha başka bir olayla konuya, kendi yaşadığım bir olayla konuya girmek istiyorum. 28 Temmuz 2016 tarihinde Tonyo Cook Anıtı'nda kazı yapıyorduk. İnşallah kazıyla ilgili şeyimizi hazırladık. Kitap yapacağız yakında. Kazı alanına o gün işte saat 11 sıraları Yakutistan'dan bir grup geldi. Etrafı geziyorlar. Bizi görünce şaşırdılar. Siz kimsiniz dediler. Biz dedik Türk'üz. Türkiye'den geldik. Türk bayrağı asılı orada tabii. Bayrağı asmış. Bu ve Türk bayrağı dedik. Burada işte kim Türkiye Cumhuriyeti Türk burada ne yazıyor dedi o Türk Bodun meşhur kelimeyi o iki harfi iki sözcüğü göstererek Türk milleti yazıyor diye anlattım. Tabii ben Rusya'ya bunları anlatıyorum. Rusça olarak ve o insanların gözü doldu. Çünkü hayatlarında ilk defa Türk görmüşlerdi. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti adını duymuşlardı. Her şekilde Türk kimliğini görmüştü. Yaşamışlardı ki insanın hala tüylerim diken diken oluyor o sahne karşısında. Hepsi koşturarak anıta sarıldılar ve ağlamaya başladılar. Ben de onlarla beraber ağladım. Çok duygulu, müthiş bir sahneydi. Ve çok hoştu ve şunu düşündüm. Bir yandan da bu olayın en yakın şahidi sevgili Adil Yılmaz'dır. Adil'e de fotoğraf çek diyorum sürekli bu anı kaçırmayalım diye. Sonra onlar tabii sosyal medyada paylaştık ve çok etki yapmıştı. Gerçekten de o an bile Tony Cook'un önemini anlatma yeter. Tabii çok farklı bir şey ama kendi hayatımda ben çocukluğumdan beri çektiğim sıkıntıların, mücadelelerin boşa gitmediğini orada anladım, gördüm, bir kere daha hissettim. Yani bu Türk milletinin tarihini doğru anlama, doğru anlatma yönünde yaptığım çalışmaların hedefe ulaştığını o gün hissettim. Yani artık ölsem bile gam yemem diye yani bir şekilde böyle bir duruma gelmiştim. Çok müthiş bir sahneydi. İşte bunun ölçeğinden bakarsak
buradan hareket edersek Tony Cook'un kimliği mutlaka başka Tony Cook'larda var. Ben kendimce bir değerlendirme yaparak 5 büyük Türk bilgenin arasına mutlaka Tony Cook'u sokuyorum diyorum. İşte bunu da kendi kitabımda anlatmaya çalıştım. Bu sene Tony Cook'la ilgili 3 güzel kitap çıktı. Birincisine Erhan Aydın kardeşimiz Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden. İkincisini sevgili Ali Akar dostumuz çıkardı. Ben de Çin kaynaklarına göre tarihçi olarak, tarihçi gözüyle değerlendirme yaparak yayınladım. Dolayısıyla 3 kitap çıktı. İnşallah daha fazlaları çıkması lazım. Geçen İstanbul Türk Ocağı ile bünyesinde güzel bir sempozyum oldu 2 günlük. Orada da çok değerli akademisyenler. Bu 2 sempozyum kitabı da basılı. Orada Kürşat Yıldırım kardeşimi tebrik ediyorum. Bütün gayretinden dolayı. Ve sonuçta Türk milleti aslında Tony Cook özelinden de eski tarihini arıyor. Eski kültürünü, eski dilini, eski tarihini. Yani Türk milleti köklerini arıyor. Ve bunu da Tony Cook üzerinden yapıyor. Daha da anlamlı bir şekilde kendine bir yere oturtuyor. Ben daha önce sosyal medyada paylaştım. Kitabın sonuna koyduğum bir 11 maddelik bir değerlendirme var. Onu okuyarak başlamak istiyorum. İç ve dış düşmanları çok iyi tanıyacak kadar bilgi sahibi olmak. Çok önemli planlamacı ve bir stratejist olmak. Kahraman bir savaşçı olmak. Kendi milletinin karakterini ve olaylar karşısındaki tavır ve davranışlarını çok iyi biliyor olmak. Budizmin ve bunun gibi zararlı fikir akımlarının milletine zarar vereceğinin farkında olmak. Şehirleşmenin o günkü şartlar içinde Türk milletine yıkım getireceğini anlamış olmak. Güçlenmeden düşmanlarla savaşmak doğru değil, zamanını beklemeyi bilmek. Vatanına ihanet edenler mutlaka cezalandırılmalıdır. Ona göre. Emeğe saygı duyulmalı, kahramanlar ödüllendirilmelidir. 10. İç ve dış düşmanların işbirliği yapmasını önceden engellemek. 11. Düşman hedeflerin büyümesine fırsat vermeden yok etmek. Bir şey inceyken kolay delinir, kalın iken delinmesi zor ya da imkansızdır. Bu Tony Cook kitabımın son sayfasında, sonucun son kısmında geldiğim noktada. Bunlarla ilgili belki sayfalarca yorum yapabiliriz. Ama Tony Cook'un özelinde budur. Şimdi bu 11 maddeyi alıp 21. yüzyıl Türk dünyasına, Türkiye'ye getirdiğimiz zaman aynı prensiplerin hala geçerli olduğunu görüyoruz. Bu bilgilerin tamamı kendi yazıtından değil. Bir kısmını ben Çin kaynaklarından toplayarak derlemeye çalışmıştım. Zaten Göktürkler 3 kitabımda da daha önce yine buna benzer bilgileri değerlendirmiştim. Tony Cook 2. Göktürk Devleti kurulduğu sırada yoktur aslında. Yani Kutluk Kağan bağımsızlığını ilan ettiği anda Tony Cook yoktur. Nerededir? Çin'de hapistedir. O bir vilayette müfettiş gibi, vali yardımcılığı gibi bir görev sürdürürken o hapse atılmıştır. Hapisten çıkar çıkmaz kendi boyunu toplayarak Kutluk Kağan'ın yanına gelir. Kutluk Han o sırada nerededir? O sırada bugünkü Moğolistan'da Öğür Hangay dediğimiz Güney Hangay, yani Hangay Dağları'nın güneyinde bulunan Ongi Irmağı'nın da bulunduğu aktı ki defalarca gittim oraya. Allah nasip etti gittim. Ki o sağ olsun Kaptan Mustafa Servettin de sponsoruydu. Bize destek verdi. Değerli iş adamı. O bölgede gider orada kutluğa katılır. Bunun biraz daha evveline gidersek burada durup biz Tony Cook ailesiyle ilgili ilk belgeleri 627 yılında Aşıdı Umeyço ki Çor Aşıdı aile adının Çinlere esir düştüğünü görüyoruz. Bilindiği gibi Doğu Göktürk Devleti 627 yılını takiben zayıfladı. İşte iç ve dış sebepler yüzünden ve Türk milleti önemli bir şekilde insan kaybına uğradı içerisinde. O insan kaybına uğradıktan sonra önemli bir kesim Kuzey Çin'e gider, orada sığınır. Çinler bunları
Özellikle hani Türkiye'de Kürşat diye de bilinen aslında Cieşşua isyanıyla birlikte bundan sonra Çin'in kuzeyinde bir hat oluştururlar. Bu 6 eyalete yerleştirirler. 6 eyaleti de 24'e bölmüşlerdir. Yani 24 küçük bölge içerisinde Türk milletine, yani tamamını değil tabii, yerleştirmişlerdir. Bu buradan başlar. Şimdi aklımıza bu soru geliyor. Tonyuk'u kadar önemli bir aile, yani Tonyuk'un mensup olduğu bu kadar önemli bir aile hakkında Birinci Göktürk Devleti döneminde niye az bilgi var? Ya da tek bilgi var ya da hiç yok gibi. Bu bir araştırma konusudur. Umarım gelecek çalışmalarda aydınlanabilir. Ama birinci şey de mesela Bumun Kağan zamanında Mukan, Işpara, Dolen, Işıbi, Tonya o bölgelerde Çulo Kağan zamanlarında valinin adını göremiyoruz. Belki bilgi bulunabilir. Bundan hareket etmesi lazım. Şimdi 679 yılında Tonyukuk kendisi 646 yılında doğmuştu. 627-726 diye ben ortalama 80 yaş diyorum. Bu 80 yaş bozkırlar için çok uzun bir ömür değil. Yani 80 yaşında yaşayanlar ben gördüm. Hala bu dağlarda bir şekilde yaşadıklarını gördüm. Sonuçta yani o aynı şartları sürdüren bugün Moğolistan'da Moğollar ya da Kazak Türkleri var. Onların o bölgede yaşadığını gördüm. Sonuçta gayet abartılı bir şekilde insanlara gelmemeli. Zaten 716 yılındaki ihtilalden sonra Tonyukuk'un 70 yaşında, belki 70'ten fazla olduğu söyleniyor. O zaman 70, belki de 80'den daha fazla uzun ömürlü oldu, uzun yaşadı diye düşünebiliriz. Ancak bir şeye dikkat etmek lazım. Bu Aşıdı ailesi gerçekten devlet için kahramanlık yapan ya da kahramanlar yetiştiren bir aile. Çünkü 682'de bağımsızlığı kazanmadan önce Aşıdı Fıncı ve Aşıdı Bumfu isimli iki Aşıdı ailesi mensubu iki bey isyanı hazırlıyorlar. Yani başarısız olan ilk iki isyanın arkasında, ilk iki baş kaldırının arkasında kesinlikle yine Aşıdı ailesinden kimseler var. Ama Kağanlık için mutlaka Aşina sülalesinden birini buluyorlar. Aşina sülalesinden de son Kağan olan İl Kağan'ın ya da İllik Kağan'ın yani 639'da Çinlere esir düşerek Çin'de üzüntüsünden ölen, esaret üzüntüsünden ölen İl Kağan'ın soyundan birilerini buluyorlar. Bu da ilginç. Çok yoksa hanedana mensup başka beyler de var. Ama mutlaka o İl Kağan'ın çocuklarını aramaları da ilginç bir durum gibi karşımıza çıkıyor. Burada şeyin mesela Aşıdı ailesinden ziyade Tonyukuk'un ilk burada ismi Çince metinlerde Aşıdı Yuancın. Aşıdı aile adı. Yuancın, Yuan birinci demek. Cın hazine demek. Birinci hazine, çok değerli kişi gibi. Bence Türkçe mantıkla konulmuş bir Çince isim gibi bana geliyor. Burada Tonyukuk kelimesindeki ton, tun kelimesinin birinci anlamını taşıdığını zaten dilci hocalar daha iyi bilirler. Dolayısıyla buradan da Tonyukuk kelimesinin yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Baş danışman gibi, baş sözcü gibi mi vesaire diye aklımıza gelir. Bir de bu dönemde Çin kaynaklarında kullanılan devlet sektörü Çince bir ifade var. Bi şu diye, mi şu ya da bir şu diye bir imam var. Bu devlet sekreteri gibi. Acaba onun karşılığı gibi mi kullanıldı diye böyle şeyler aklımıza geliyor. Umarım gelecekteki araştırmalarda da bu konular açığa çıkar. Tonyuk'u Kutluk Kağan'a ulaştığı zaman Tonyuk şeye çok seviniyor Kutluk. Onun gelişine ve derhal askeri ve idari işlerin atların idaresi, yani hem ekonomik işlerin başına hem şeylerin başına, yani askeri sistemin başına getiriyor. Dolayısıyla Apa Tarkan, Apa büyük demek, yani yaşça büyük olanlara daha çok söylüyorum. Apa Tarkan, yani ben çağımızın genelkurmay başkanı değil de biraz daha ötesinde başbakan gibi yorumladım, ama bunun başka örnekleri de yok şey olarak burada. Yani kendisine verilen görev. Fakat Apa ünvanı onun hani
çok tecrübeli veya işte daha değerli. Çünkü birçok Tarkan vardır zaten. Onu gösteriyoruz. Bundan sonra o adım adım yaptığı hareketlerle, faaliyetlerle 9 Oğuzları ele geçirmesi. 9 Oğuzları o sırada Tola Irmağı civarında yaşıyorlardır. Moğolistan'a gidenler bilir. Ulaanbaatar, Orhun arasındaki yolda Tola Irmağı üzerinden geçilir. Onun biraz daha geçince o bölgede yaşayan 9 Oğuz boyları vardır. 9 Oğuzlar dedi. 9 Oğuz boyları vardır. Ve zannedersem ama şeyle birlikte o dönem içerisinde Ötüken dediğimiz Orhun batısındaki Arhangay'a doğru olan alan da şeylerin eline geçmiştir. 9 Oğuzların hakimiyetindir. Nitekim 9 Oğuzlar mağlubiyete uğratıldıktan sonra Ötüken'e geçtikler. Tonyukuk. Bu da yani dağların güneyinden kuzeyine doğru aşmak şeklindedir. O dağları ben defalarca aştım. Bunun belgeselini de TRT'de yayınladık. TRT Avaz'da miras coğrafyalar olarak yayınladık. Burada bir sürü meraklı genç var Türkiye'de. Ben hepsinin oralara giderek doğru düzgün araştırma yapmalarını, bu alanda kariyer yapmalarını beklerim. Gerçekten onu da söyleyeyim. Şey odur, ben başka yollar da var. Yani sadece Öğürhangay Orhun arası, yani Öğürhangay, Arhangay, Kuzeyhangay arası değil ama başka yollar da var. Onlardan ben geçtim. Hatta ilk geçişimizde rahmetli Servet'le beraber olmuştu. Senhır Vadisi'nden, o da bambaşka bir güzellik bize katmıştı diye düşünüyoruz. Burada şey var, mesela Tonyukuk o konuma geldikten sonra birincisi tabii Kutluğun güvenini sağlıyor. Orduyu gönlünce sevk et, idare et demesiyle birlikte güvenini alıyor ama bilgi toplama işinde çok başarılı. Biz genelde işte bozkırların bilgi toplamadığını hep bana öğrencilerim de sorar. Başka tarih sohbetlerinde başka arkadaşlar da sorarlar. Hocam Çinler Türklere işte ajanlık faaliyetinde bulunuyor. Türklerin içerisinde bilgi topluyor. Türkler niye yapmıyor? Halbuki Türklerin de diğer milletler arasında ajanlık faaliyetleri yürüttüğünü biliyoruz. Birinci Göktürk Devleti döneminde de. Ama Tonyukuk bunu böyle bariz bir şekilde, açık bir şekilde yaptığı için oldukça başarılı diye değerlendirmemiz lazım. Bilgi toplama işinde çok başarılı. Birincisi. Bunu da işte gerekli istihbarat ağıyla yapıyor. Başka bir şey daha düşünüyor orada. Hedefi küçük iken yok etmek. Yani düşman hedefleri küçük iken yok etmek. Ondan nasıl yapabilirsiniz? Yerinde hamlelerle yapılabilir ki Tonyukuk bunları başarıyor. Ama bundan sonra esas ana şeyi orada 17 sefer zannedersem Çin'e karşı sürekli akınlar yaparak orada yaşayan, o bahsettiğim eyaletlerde yaşayan esir Türkleri kurtarıyor. Bu çok önemli bir devlet politikası halinde kendini göstermiştir. Yani ana yurduna, ana vatanına gelmek isteyen herkesi söküp alıp geri almıştır. Kapkan Kağan'da da aynı politikaları sürdürüyoruz. Dolayısıyla 691 yılına gelindiğinde, yani 9 yıl içerisinde Kutlu Kağan Çin'deki esir Türklerin önemli bir kesimini kurtardığı gibi Moğolistan coğrafyasında doğuda Kıtanlara kadar ve batıda işte bugünkü Bayan Örgü, Tarbagatay bozkırlarına kadar, yani Kazakistan'ın doğu uçlarına kadar olan sahayı kendine bağlamaya başarır. Türküş seferiyle birlikte Türküşler üzerine yapar. O Tarbagatay bozkırları aklımıza gelecek. O da Doğu Türkistan aslında arkadaşlar. Yani bir kısmı Doğu Kazakistan, bir kısmı Tarbagatay dağlarının doğusu. O Cungarya bozkırları dediğimiz alanda yaşayan Türk kökenli halklar. O uzun bir konu. Girmeyelim. Bunu burada söylemekte fayda var. Türküşleri de kendine bağlıyorlar. Bundan sonra Kapkan Kağan da anlatılır. Nitekim 698 yılına kadar bu olayları takip edebiliyoruz. O Sibirya seferi malumdur. Ben Ruslara bir saha çalışmasında Ötüken'den buraya yol olmalı dedim. İnanmadılar. Nasıl söylüyorsun dediler. Ben de işte Tonyukuk yazısında anlatılanlara onlara söyledim. Çok hoşlarına gitti ve daha sonra bir defa harcadı konuşup. Konuyla ilgili bazı Çince belgeler de göstermiştim. Gerçekten
böyle haritada görüldüğü gibi değil. Aslında Orhun bölgesiyle yani Ötüken, işte Orhun Otun Batısı, Arhangay ile şey arasında, Sibirya arasında 4-500 kilometreyi aşan bir mesafe var. Baktığımızda çok şey değil yani. Biraz artık bunu görebiliriz. Bunu görürüz ve 698'den sonra o işte Batı Seferi'ni de anlatır. Orada kendi zannedersem o Sibirya Seferi'nden sonra diğer kumandanlarla, hanedandan gelen kumandanlarla ve Kapkan Kağan'la arası açılır ya da birileri açmaya çalışır. Bu dünyanın her yerinde, her insanlar arasında olduğu gibi. Ondan sonra Kapkan arası açılır ve biz bir daha Tonyukuk'u tarih sahnesinde 716 yılına kadar göremeyiz. Bu süre içerisinde ne oldu? Boyuna döndü tabiriyle birlikte boyuna dönmüştür. Çünkü 708 sonrası başlayan isyanlarda Tonyukuk yoktur. Kendi yazıtında da. Ama onun başarılı bir Türkistan seferi yaptığını görüyoruz. Yalnız 688-699'da Kapkan Kağan devlet içerisinde bir örgütlenme yapıyor. Yani gerçekten o Kutluk'tan aldığı mirası çok iyi bir şekilde büyüttü Kapkan Kağan. Büyüttükten sonra işte Çinli olan ilişkilerde, diğer Türk boylarını bağlamada geldikten sonra yeniden bir idari teşkilatlanma yapar. İşte orada kendi oğlunu Küçük Kağan ilan etmesi, işte Fucu Bögü isimli şey ilan etmesi, diğer kardeşini Yabbu yapması vesaire. Bu teşkilatlanmada Bilge Kağan'ın Bilge Yiğit tabi o zaman şeyle Sırtar Düşşad olarak tayin etmesi vesaire. O dönem içerisinde o teşkilat örgütlenme içerisinde biz Tonyukuk'u göremiyoruz. Zannedersem devlete küsme veya işte o kendine biraz alınma olayı da o yılda başlıyordur diye düşünüyorum. Benim çıkarımım bu yönde. Bu 716'da Küldegin ihtilal yaptığı zaman eskiden kalan devlet adamlarını ortadan kaldırmaya niyetleniyor tabii. Tonyukuk'u öldürmeye cesaret edemiyorlar. Çünkü Tonyukuk hem Bilge Kağan'ın kayınpederi, yani dolayısıyla hanedana kızılık veren bir şey, ama en önemli çok sevdiği bir lider. Ya, kişilik diyelim. Lider demekten ziyade bir çok seviyor. Ayrıca çok akıllı ve planlamacı. Bu yüzden halkın, milletin çok sevdiği birini öldürmeye kıyamıyorlar ki daha sonra hemen planlama işlerinin başına getiriliyor. Burada boyuna dönmüş olması ve geri çağrılması hikayesi ilginçtir. Bu yine benim bir yorumum. Bu çok doğru olmayabilir ama şimdi en doğuda yaşayan Türk boyu diğer Çin kaynaklarından çıkarttığımız zaman Bayırkular. Tola Irmağı'nın eğer onunla Tola Irmağı. Tonyukuk yazıtı da Ali Hoca da oraya gitti. Tonyukuk çok yakın Tola Irmağı'nın bulunduğu yere. Acaba en doğuda, Türk boylarının en doğusunda bulunan Bayırkuların yaşadığı yere mi dikildi diye aklıma gelmiyor değil. Bunu söylerken daha sonra Moğol boylarının başladığını söylüyoruz. Moğol boyları içerisinde de Mohı ya diyebileceğimiz bir boy söz konusu. Bu Çin kaynaklarındaki sınıflamalara göre bunu söylüyorum. O Baga Gölü'nden şeye bugün aynı yerde Baga Gölü, Baga adlı göl var. Bu sadece bir yorumlama şeklinde karşımıza. Bu benim bir çıkarımım. Bunu ben Moğollara da anlattım. İtiraz etmediler. En azından baktığımız zaman itiraz etmediler. Çok doğrudur mudur değil midir onu da tam bilemiyoruz ama itiraz edilmedi. Bundan dolayı mı acaba diye düşünüyoruz. Çünkü işte Tonyukuk'la şey arasında en az 400 kilometreden fazla mesafe olduğunu da biliyoruz. Ama devlete kırıldığı kesin. Devlete ve yöneticilere, devlet yöneticilerine kırıldığının kesin olduğunu da anlamak mümkün. Onu söyledik. Evet. Bundan sonra 716 yılından sonra Tonyukuk Bilge Kağan'ın fikirlerine karşı çıkmasıyla biz onu görürüz 723 yılında. Ama 723 yılına kadar devlet içerisinde bütün asi olan, itaat eden, itaatsizlik eden boylar devlete bağlanır.
Bu çok önemlidir. Bu boyların teker teker devlete bağlanması çok çok önemli. Türk birliğini sağlanması anlamında. Ama Kapkan Kağan'ın onlara kötü sert davranması yüzünden isyan etmeleri de ayrı bir konudur. Yani boylar tamamen haksız değildir. Bunu da kabul etmek lazım. Nitekim Kapkan Kağan Bayırk isyanını bastırdıktan sonra Söğüt Ormanı'nda yine arta kalan Bayırkların saldırısına maruz kalarak, tuzağa düşerek öldürülmüş, kesik başı Çin'e götürülmüştür. Bu arada Kustay diye bir yer var. Yaklaşık 180 kilometre mesafede Ulan Bator'a batı yönünde. Kustay'da çok büyük Türk tarihi anıtlarının bulunduğu bir yer var ki oraya biz acaba o bölgede çok böyle balballar veren bir Kağan'a ait anıt alanının olduğu kesin bence. Acaba Kapkan Kağan öldürüldü yer orası mı veya oraya mı yapıldı diye aklımıza geliyor. Bundan sonra 720 dolaylarında Basmalıların, Çinlerin, Kıtanların yapmış olduğu büyük bir operasyon var. Kendi aralarında toplanarak bölük bölük yani doğuda Tatabuların, Kıtanların, Çinlilerin, Basmalıların birlikte hareket ederek Göktürkleri yok etme planı var. İşte bunu vaktinde haber alması çok daha önemli ön plana çıkıyor. Eğer vaktinde haber almasa daha tehlikeli bir durumda kalabilirlerdi. Ve endişelenen Bilge Kağan'a diyor ki Basmalıların sayısı az. Onlar yardıma gelmeden, birleşmeden harekete geçmemiz lazım diyorlar. Basmalılar da Türk boyu biliyorsunuz. Bugünkü Güneydoğu Moğolistan gibi, Gobi Çölü'nün batısı gibi bölgede yaşayan Basmalılara önce saldırırlar. Daha sonra Tatabular ve Kıtanlar yok edilir, yenilir. Arkasından tam gücüyle Çin'e saldırırlar, Çin'e akın yaparlar. Bu olaylar devam ederken bir şey daha vardır. Bu savaşlardan sonra Bilge Kağan daha askerleri güçsüz iken, ordusu tam hani uzun süreli savaşlardan, yıpranmış savaşlardan çıktığı için Bilge Kağan bunu beklemeden yani tam toparlanmayı beklemeden Çin'e ayrı bir savaş açmak ister. Zannedersem yağma akını diye bu düşünmüş olabilir. Tonyukuk ona karşı çıkar. Daha savaşlardan yeni çıktık. Askerlerimizin toplanması lazım. Toparlanması lazım, güçlenmesi lazım. Daha sonra rahatça savaşırız diye gerektiği zaman savaşmanın daha uygun olacağını Bilge Kağan'a bir şekilde anlatılır. O 723 yılındaki meclis toplantısında Bilge Kağan'ın ileri sürdüğü şehirlerin etrafının surlarla çevrili olması, çevrilme teklifi ve Budizmin ülkede propaganda edilmesine izin verilmesi konusu çok çok önemlidir. Şimdi Türklerin sayısı tabii Çinlerden azdı ve savunma savaşını Türkler yapamıyorlardı. Kalelerin arkasında. Nitekim işte Hunlar zamanında meşhur Cici örneğinde bunu görüyoruz. Milattan önce 36 yılında gördüğümüz gibi çoğu yerde. Ne diyor? Biz güçlüysek zaten savaşıyoruz, problem yok. Zayıf olduğumuz anlarda pılımızı, ordumuzu toplayıp geri kaçıyoruz, geri çekiliyoruz. Nihayetinde dağların vadilerinin arasında saklanarak güçleniyoruz, tekrar gidip intikam alıyoruz, karşı harekat yapabiliyoruz diyor. Yani stratejik geri çekilme yapıyoruz diyor bir şey olarak. Bu önemli konular mesela bu. Daha o Budizmin zaten bugün bile Moğollarda Budist kağıt üzerinde görünür ama çok çok uygulamak imkansız. İnsanlara toplumları pasif hale getirdiğini zaten biliyoruz. Konuşmaya bile gerek yok. Ama ben bu Budizm özelinden 21. yüzyıla geldiğimiz zaman, 21. yüzyıla geldiğimiz zaman toplumlar için zararlı akımlar olarak değerlendiriyorum. Zararlı akımların milletlere, Türk milletine ne kadar yıkım getireceğini de anlamak lazım. Tonyukuk bunların farkında. Peki aksine şunu sormak lazım. Niye Bilge Kağan Çin'deki işte şehir yapmaya heveslendi ya da Budizm'i getirmeye heveslendi? Çünkü gelip giden Budist rahipler çoğunlukla şunu söylüyorlar.
Çin'de Budist öğretileri var. Bundan da uygulanıyor. Bundan dolayı Çin zengin, rahat, müreffeh diye. Çünkü Çin her zaman Moğolistan bozkırlarına göre, diğer Orta Asya'nın geniş alanlarına göre baktığımız zaman daha müreffeh, daha zengin bir ülke. Bunun sebebinin Budizm olması mümkün değil. Surlu şehirler meselesi de aynı derece, aynı şekilde. Ben yani o şehirler gerçekten insanları savunma savaşında şey ama rahat hayatı, öyle bir istek var insanların içerisinde. Çünkü Çin'de görüyorlar ne olduğunu. Ben 2013 yılında Şiyan'dan işte geziyorum, Şiyan'dan oradaki o bölgedeki Çin'deki tarih eserleri, Çin tam eski Çin başkenti, Bilge Kağan zamanındaki anıtları falan da görmüştüm mesela. Yani bakıyorsunuz o kadar çok nemli ve şey ki, yani bir bozkırlara alışmış bir insanın oralarda yaşaması mümkün değil, çürür. Ve şunu dedim, Bilge Kağan gerçekten haklıymış diye o zaman bir yorumlamıştım diyoruz. İşte daha sonra 725 yılına ait yine Çin kayıtlarında, bu arada vaktime de bakayım. 725 yılına ait Çin kayıtlarında bir rapor hazırlanır Göktürk idarecileri hakkında. Biri der, Bilge Kağan dost canlısı, barışçıl bir insandır. Çok ilginçtir. Genelde Çinler, yani Türk hükümdarları hakkında böyle kayıtlar tutmazlar. Ama Bilge Kağan'ı burada överler. İki derler, Kültegin askeri işlerde olağanüstü başarılı, çok aşın, çok serttir, askeri işleri çok sever bir anlamda. Üç, tabii vezir olduğu için, ya Bilge işte olduğu için söyleyelim. Bu Tonyukuk'a Mouju derler. Mouju, planlamacıların reisi gibi Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Ya da ben eski Çince sözlüklerde okumuştum kelime karşılığını. Yani günümüz Çincesinde değil de eski Çince sözlüklerde karşılığını okumuştum. Olağanüstü stratejist gibi Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Ama Mouju, planlamacıların, strateji üretenlerin başı demek. Reisi demek, başı demek yani bir şekilde. Bu damgayı mesela Tonyukuk'un hayatına bakarak söylüyorlar. 726'dan sonra Tonyukuk tabii daha bilgi yok. Sadece Aşıdağ ailesinden bir erkin var. O da Çin'e elçi olarak gidiyor. Çin İmparatoru'nun seferine katılıyor. Fazla detaya girmeme adına onu söyleyeyim. Yani o şey içerisinde baktığımızda Tonyukuk'un başarısını Çinler'de anlatıyorlar. Burada başka bir problem. Devletin kurulduğu zaman ki Bilge Kağan için de geçerli, başka uzun süre yaşamış olan başarılı Türk hükümdar ve devlet adamları için de geçerli. İlk başta Aşıdağ Yüancun unvanı kullanılıyor iken 716 yılında neden Don Uygu yani Tonyukuk dediler? Ki Türkçe yazıtlarda da Tonyukuk diyor kendi yazıtında. Dolayısıyla ben Tonyukuk'un bir unvan olduğunu düşünüyorum. Bu unvan Uygurlar zamanında da devam etti. Böyle bir iki makale de vardı şey gösteren ve Moğollar zamanında Batı'nın gelişine Türk sıkasındaki de geçer. O eserde de geçer. Bu daha sonraki yüzyıllarda da devam etti. Ancak orada bazılarının Türk kökenli olmadığını görüyoruz. Bazen Türk kökenli olmadığını görüyoruz. Ama bunlarla bizim Tonyukuk'un hiçbir ilgisi yok. Yani burada maalesef bazen sosyal medyada, bazen kitaplarda, bazen tarih öğretmenleri Tonyukuk'un Çinli olduğunu iddia edecek kadar cehalet içine düşebiliyorlar. Tarihi iyi bilmek lazım. Yani ben orijinal kaynak kullanıp doğru kaynakları değerlendirmek anlamında bunları söylüyorum. Gerçekten Tonyukuk veya Tonyukuklar hepimize lazım. Bu anlamda ne kadar iyi araştırılsa, daha da başka yazıtlar çıkarsa onu gösteririz. Şimdi ben yazıttaki bilgiler konusuna girmem çok doğru olmaz. Ali Hocam zaten dilci, Türk dilcisi. Güzel bir kitap çıkardı. Hocam senin bibliografi de gösteremedim. İnşallah ikinci baskıya koyacağım. Çünkü o arada ben matbaaya verilmişti benim kitabım. Kusura bakmayın, onu da söyleyeyim. Esas olarak. Yani bunu söyleyebiliriz. Şu vardır, Aşıdağ ailesiyle ilgili veya şey, bölük bölük kısa kısa bilgiler olmasına rağmen bazı noktalarda derli toplu bir Tonyukuk monografisi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah olacak ama bu sadece
ne benimle ilgili ne de başka araştırıcılarla ilgili bir şey değildir. Tony Cook şeyle ilgili, geçen gün üzücü bir haber aldım. Bu ben kazı yaparken, biz kazı yaparken de aynı şey oluyordu. O Tony Cook Vadisi imara açılıyor Moğollar tarafından. Bu çok üzücü bir durum. O özellikle balballar, doğuya doğru uzanan 249 balballa birlikte o bölgelere yerleşime açılması bizim için çok üzücü olur. İnşallah olmaz diye düşünüyorum. Yani Moğol, en son Moğol arkadaşları aradım. Moğol işten kültür miras idaresi bu konuyla ilgili makamlar konuya el koydu falan dediler. İnşallah öyledir, doğrudur. Bu olur. Ama ne oradaki 62 satır, ne Çin kaynaklarındaki işte o bilgiler veya arkeolojik olarak, inşallah o kitabı da çıkaracağız sevgili Adil Yılmaz'la, ne arkeolojik belgeler, bilgiler tek başına bir şey ifade etmiyor. Burada kaynakları bir araya getirerek anlatmak lazım. Ama o 28 Temmuz 2016'da yaşadığım olay bence Tony Cook'un değerini bütün Türk dünyasına, Türk milletine, Türk dünyasına, hatta insanlığa anlatıyor diyorum. Sözümü burada noktalıyorum. Sayın Başkan, inşallah Sayın Moderatör sorular olursa cevaplarım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kendi adıma sizi dinlemeyi de özlemişim. Bir de farklı sosyal medya hesaplarında katılımcıların ifadelerini de okuma, takip etme fırsatı buldum. Tek özleyen de ben değilmişim. Bu süreçte özellikle salgın sürecinde evlerin, binaların içlerine kapandığımız, toplumdan kendimizi soyutladığımız bu dönemde farklı teknolojik imkanlar, bilhassa sosyal medya üzerinden az önce bahsettiğiniz yetkin, doğru bilgilerin aktarılması anlamında üniversitelere önemli bir görev yüklüyor diye düşünüyorum. Siz de bu manevi sorumlulukla lütfettiniz, katıldınız. Bizler için çok değerli bilgiler sundunuz. Çünkü malumunuz üniversiteler, üniversite ilim yuvasıdır, üniversite irfan yuvasıdır, üniversite bilim, teknik, tefekkür yuvasıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğinin kilit taşı olan üniversitelerde sizler gibi bilim insanlarıyla, öğrencilerimizle ve farklı sosyal medya kullanıcılarıyla da yine buluşturabilmek bizim için çok eşsiz bir kazanım. Ben de zamanında sizi dinlemiştim. Ali Hocam'ı dinleme fırsatı bulmuştum. Bu dinleyiciler için de önemli, ufuk açıcı bir ilham kaynağı oluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Ama sizin konuşmanızın sonunda böyle tüylerimin diken diken olduğunu, ürkildiğimi, çok korktuğumu da belirtmek isterim. Vadinin yerleşime açılma olasılığı dahi tahammül edilemeyecek bir evrensel insanlık suçu olsa gerek. Umarım böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Bahsettiğiniz gibi bu yıl bilhassa Tony Cook'la ilgili yayınlanmış 3 güzide kitap çalışması var. Bir tanesi Profesör Doktor Erhan Aydın Hoca'nın kronik yayınlarından. Reklam da olsun. Bunlar çok değerli. Ardından Profesör Doktor Ali Akar Hocam'ın Ötüken yayınlarından çıkan çalışması. Ve son olarak da benim henüz daha geçen cuma bitirdiğim. Oo, çok güzel. Kargo dolayısıyla gecikme oldu hocam. Geçen cuma Yeditepe yayınlarından Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamızın değerli kitabı. Ve ne mutlu ki bu çalışmalardan ikisinin yazarıyla da bugün bir aradayız. Ben sözü çok uzatmadan dil, ama biliyorum ki dilden hareketle Ali Hocam genel yaklaşımı itibariyle mutlaka düşünce dünyasına girecektir. Sözü Profesör Doktor Ali Akar hocama bırakıyorum. Eğer uygun görürseniz ben soruları not alıyorum. Ali hocamın konuşmasından sonra sorular üzerinden şekillendirelim saygıdeğer hocalarım. Saygıdeğer abim, söz sizin. Buyurun Profesör Doktor Akar hocam. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Öncelikle böyle bir programı düzenlediğiniz için size, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Ayrıca rektörünüz, saygıdeğer meslektaşımız Ekrem Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah tez zamanda iyileşerek aramıza tekrar katılır.
Tabii burada birkaç kelam da Servet Bey'e etmeden konuşmamı başlayamayacağım. Çünkü Servet Bey sizin de belirttiğiniz gibi Türk dünyasının servetiydi. Biz tanıştığımızda son 2 yıla ben denk geldim. Ahmet Hocam'la daha uzun zaman önce tanışmışlar ve kitaplarının bir kısmı da çıkmıştı. Birkaç kitabını editörlük yapabildim ben ve o arada işte Muğla, Denizli gibi Batı Anadolu'daki bir takım kültürel, maddi kültür şeylerini bu Asya'da edindiği bilgiler ışığında yeniden ele almıştık. Kendisine rahmet diliyorum. Yani o bir ikindi güneşi gibiydi. Ömrü kısaydı ama etkisi uzun sürdü. Etkili şekilde kitaplarını yayımladı. Şöyle bir laf vardır eskilerin. Yani bir acelesi olan insanlar eserlerini böyle hızlı bir şekilde yapar, çalışmalarını yoğun bir şekilde yapar, götürür. Servet Bey 24 saat çalışan bir adamdı. 24 saat Türk milleti için, Türklük değerleri için ömrünü feda etmiş bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Mekanı uçma olsun diyorum. Evet, şimdi Tonyukuk yazıtının tarihsel çerçevesini Ahmet Hocam çizdi. Gerçekten ben de hocanın kitabını daha 2 gün önce kargodan geldi. Kitabın 80. sayfasına kadar geldim. İnşallah bu gece bitireceğim Ahmet Hocam. Çok güzel bir kitap hazırlamışsınız. Mizampajı da çok güzel olmuş. Gerçekten Tonyukuk yılına yaraşır bir şekilde. Allah kaleminize kuvvet versin. Evet, şimdi biz de bu anlamda ben de bu sene işte pandemi döneminde, bahar döneminde bu kitabı hazırlarken biraz daha Tonyukuk yazıtının yakınına geldik. 20-30 senedir bu dersleri sürekli kök Türkçe derslerinde anlatıyoruz. Körtegin'i, Bilge Kağan'ı, Tonyukuk'u. Bu bir vesile oldu. Ben tarih okumalarıyla birlikte birleştirerek bunu dil metni olarak özellikle ortaya koymaya çalıştım. Tonyukuk üzerinde aslında şimdiye kadar çalışmalar yapılmış. 10 civarında metin yayını var yurt dışında, Türkiye'de. Bu metin yayınlarında da birçok okuma, farklı yorum sorunları var. Bunları tekrar bir gözden geçirme fırsatı buldum. Özellikle işte Batı'da yayınlanmış bu Rybatski'nin, Aalto'nun yayınları, ta Radloff'tan başlayarak onları bir gözden geçirip metin bölümünü tekrar kendi yorumlarımızla oturtmaya çalıştık. Tabi bu esnada da Tonyukuk'un yazıtıyla hayatı arasında, tarihi hayatıyla edebi hayatı arasında da bir paralellik var. O yüzden metnin tarihsel içeriğiyle dil içeriği birbirine paralel gidiyor. O yüzden Ahmet Hocam'ın çerçevesini çizdiği tarihsel perspektifin yanında ben de kısaca metnin içeriğini anlamak için şey yapmak istiyorum. Bilindiği gibi işte 645-46'da Ahmet Hocam 46 diyorsa 46 diyelim. 46'da Türklerin Çin'de kampta işte toplama kampı deniyor oralara. Sarı Irmağ'ın kuzeyindeki bölgede doğuyor. 35 yaşına kadar falan anlaşıldığı kadarıyla o kültür içerisinde büyüyor. 682'de de Kutluğ'un Çin'e karşı başlattığı isyanda Kutluğ'un tarafında yer alıyor. Ahmet Hocam bunları ayrıntılı olarak anlattı. Ayrıntıya girmiyorum. Tonyukuk 682'den 691'e kadar Kutluk'la, İlteriş'le birlikte şey yaptı. Çin'e ve Oğuzlara seferleri bu dönemde şey yapıyor, rast geliyor. Kutluk'la birlikte büyük seferler, Çin ve Oğuz seferi olarak şey yapıyoruz. Tabi arada küçük seferler de var ama büyük olan bunlar. Sonra 691'de İlteriş ölünce Kapkan geçiyor. Kapkan'ın yanında da İlteriş'in nezdindeki rolünü devam ettiriyor. Yine
bir aygucu, danışman, kahraman olarak yazısında kendisini tasvir ediyor. Ve apatarkanlığı da herhalde devam ediyor. Ahmet Hocam orada bir apatarkan ifadesi yok ama herhalde yine apatarkan olarak görev yapıyor. Onunla da 2-3 büyük sefer var aslında. Biri Kırgız Seferi. Bu sefer çok önemlidir. Bizim metnin edebi nitelikleri bakımından çok önemli. Tonyukuk o Kırgız Seferi'ni bir destan anlatıcısı gibi anlatıyor. Orada coşmuş. Yani artık bir bilgi üslubundan ziyade bir Manas destanını anlatan bir Manasçı gibi çok şey yapıyor. Coşkun bir üslup içerisinde. Sonra Batı Seferi, işte Türgişlere karşı yapılan sefer var. Orada da aynı şekilde bir Kapkan Kağan döneminde. O seferde de aslında bilgi ve nesnel üsluptan ziyade artık Tonyukuk orada da bir kendini bir destan kahramanı olarak karşımıza çıkarıyor. Orada da işte bugün birçok kullandığımız cümleler, korkmadık, savaştık, onlar çok diye niye kaçalım gibi ifadeler, cümlelerin hepsi o Batı Seferi'nde oluyor. İşte 698 Ahmet Hoca'nın tarihini ben de şey yaptım, aldım tarih şeyi olarak. Jiro onu 701 falan diyor. Hatta 710'a kadar falan getiriyor. O konuda tarihçilerin çok farklı yorumları var. Ben Ahmet Hoca'nın şeyi esas aldım. 698 galiba hocam. 698'deki Batı Seferi'nden sonra işte malum sebepler Ahmet Hoca biraz önce anlattı. Araya bir soğukluk giriyor. 698'den sonra bu Batı Seferi'nden sonra Tonyukuk yazıtında Tonyukuk o dönem arasını anlatmıyor. Yani 698'den 716'ya kadar, hatta ondan sonra hiçbir şey anlatmıyor. Yani Tonyukuk yazıtı susuyor. Ne zaman susuyor? 698'de susuyor. Oysa Tonyukuk ne zamana kadar yaşıyor? 725-726'ya kadar yaşıyor. Tonyukuk'un aslında bütün anlattığı 682'den 698'e kadar ki o 16 yıllık süre. Peki bu yazıtı ne zaman yazıyor? Yazıtı kendi işte son 61. satırda Bilge Kağan'ın devletinde yazdım diyor. Yani Bilge Kağan döneminde yazıyor. O zaman benim anladığım Tonyukuk bu 698'den sonra Kapkan Kağan'la oluşan bu kırgınlık ve soğumadan dolayı bir geriye çekilme veya kızağa çekilme, bir pasif göreve getirilme gibi bir şeyi var. Şimdi ama görevdedir, çünkü Ahmet Hocam da belirtti, Çin kaynaklarında da şöyle bir ibare var. O diyor 716'daki Köntigin'in isyanında İnal Kağan'ın Tuğlu Beylerinden biriydi diyor. Tuğlu Bey. Herhalde devlette bir görevi vardı onun. Fakat öldürülmedi. Yani bütün İnal Kağan'ın ailesi yok edildi. Öldürülmedi. Nereye gönderildi diyor? Sürgüne gönderildi. İşte ben burada şunu anlıyorum. Bu sürgüne gönderilme veya uzaklaştırılmanın süresini bilmiyoruz. Fakat bir şekilde o 716'daki isyandan sonra Tonyukuk kendi kabilesinin olduğu işte Bayan Çoklu denen bölgeye gönderiliyor. Benim kanaatim bu dönem içinde yazmış olmalıdır yazıtını. Ne zaman? 716 ile 717-18 yılları arasında. Çünkü bu yıllar Bilge Kağan'ın hükümdar olduğu dönem ve eğer 716'dan önce yazsaydı Bilge Kağan de ülkesinde yazdım diye belirtmezdi. Bilge Kağan'ın hükümdarlığı döneminde yazdım diyor. Ve o şeyden sonra da artık işte bundan sonra tarihi süreç başlıyor. Ahmet Hocam'ın biraz önce anlattığı
Bilge Kağan tekrar çağırıyor. Bu surlu şehirler meselesi, Budizm'in kabul edilme meselesi falan hep o yönlendiriyor ve bir danışman olarak görev alıyor. Ve işte bu süreç içerisinde de kendisi Bilge Kağan'ın yanında daha sonra yaptığı icraatların hiçbirinden bahsetmiyor. Tonyukuk aslında hırslı bir strateji uzmanı. Ben yaptım diyor. Şunu yaptım. Kağan kıştım diyor. Yani Ahmet Hocam bilmiyorum ne diyor. Kutluk Kağan'ı diyor. Ben Kağan yaptım diyor. Bu kadar hırslı bir kişi 716'dan sonra Bilge Kağan'ın yanında, çok yakınında onu, devleti bütünüyle yöneten, yönlendiren kişi yazıtlarda bir cümle bile bu dönemden söz etmiyor. Böyle bir durum var. Ben o yüzden 716 ile 717-18 yılları arasındaki o dar zamanda bunları yazdı. Hatta dikkat edilirse ne Köntigin'den bahsediyor ne de Bilge Kağan'dan. Bilge Kağan'dan sadece o zaman hükümdar olduğu için söz etmiş. O yüzden aralarında da bu şeyden dolayı bir kırgınlık olduğu kesin. Dolayısıyla böyle bu çerçeveyi çizdikten sonra ben bu metnin dil ve üslup özelliklerine bu çerçeve içerisinden bakmak istiyorum. Arkadaşlar, değerli dinleyiciler, Tonyukuk yazıtı esasen eski Türkçe metinlerden bağımsız bir yazıt değil. Tonyukuk yazıtı için söyleyeceğimiz şeyleri aşağı yukarı Köntigin yazıtı içinde söyleriz, Bilge Kağan yazıtı içinde söyleriz, Taryat içinde söyleriz, Şinevusu içinde söyleriz, Tes içinde söyleriz. Bu o dönemin metinlerinin genel özellikleri. Fakat bu metin, Tonyukuk metni bunların içerisinde ilk olarak yazılmış, büyük Kağanlık yazıtlarının içerisinde ilk yazılmış yazıt olması itibariyle biz bunu Türkçenin ilk büyük metni olarak görüyoruz. Neden büyük metni? İşte dil özellikleri itibariyle büyük metin. Biz dil bilimciler arkadaşlar metinlerin özelliklerini iki cepheli inceliyoruz. Birinci cephe biçimsel cephe. Yani ekler, kökler, yapı özellikleri, metnin dil özellikleri ve alfabe özelliği. İkincisi de o kağıdın arka yüzünde anlam özellikleri bakımından şey yapıyoruz. Şimdi burada Tonyukuk yazıtının birinci cephesine, yani bunun biçimsel özelliklerine baktığımız zaman biçimsel olarak arkadaşlar işte kök Türkçe dediğimiz, gök Türkçe veya Türkçe dediğimiz yazıtların genel özelliklerinin dışında aslında çok büyük bir biçimsel özellik yok. Yapım ekleri, çekim ekleri, isim işletmekleri, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, fiil çekimi, zaman ekleri, bunların hepsi diğer metinlerde de olan özellikler. Fakat ufak tefek muhtemelen ben bunu bir ağız özelliği, bir kabile ağzı mı diyelim veya o zamanki dünyada, Türk dünyasında veya kök Türk dünyasında mutlaka bir ağızlar vardı. Ağızlar vardı. Hatta o zaman ağızlar daha belirgindi. Yazı dili öyle yaygınlaşmış bir yazı dili falan söz konusu değildi. O bakımdan mesela şimdi burada Tonyukuk yazıtında upan üpen diye bir zarf değil, eki yok. Up üp var. Çok enteresan. Tonyukuk men demiyor. Yolluğutigin şeyde diğer yazıtlarda men olarak geçiyor. Burada ben, orada men. Efendim işte uda bastık, uka bastık. Yukarıdakiler diğer yazıtlarda uda bastık, burada uka bastık şeklinde. Birkaç tane böyle özellik var. Fakat bunlar bu metnin tamamen diğer metinlerden farklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu da bir ağız özelliği, bir diyalekt özelliği olabilir. Çünkü dediğim gibi o dönemin özelliklerinden, ağız özelliklerinden biri metinlere yansımıştır. Kaldı ki bu zaten sözlü kültür çağının bir metnidir. Bu yönüyle önemli. Bir de alfabe meselesi var bu biçimsel özelliklere bakınca.
Bu alfabe meselesi de önemli arkadaşlar. Şöyle önemli. Biz yazı tarihi derslerinde, ben lisans üstünde yazı tarihini işte Sümer'den başlatıyorum. Sümer, Mısır, sonra milattan önce 1500'de Çin'de başlıyor. İşte 700'lerde Hint'te başlıyor falan. Dolayısıyla yazı tarihi böyle insanlığın uzun bir tarihi. Yazı tarihinin en son kertesi, en gelişmiş aşaması arkadaşlar fonetik alfabe. Fonetik alfabe de aslında sonradan gelişti. Yani resim yazısında fonetik yazıya, yani harf yazısına geçmesi. Şimdi bu alfabenin geliştiği coğrafyalara baktığımız zaman Çin, Hint, Sümer, Mısır, Akdeniz gibi bu kuzey yarım kürenin hemen kuzeyinde ekvatora çok yakın bölgelerde tarım havzalarında ırmakların, suların olduğu, buğdayın ekildiği, arpanın biçildiği coğrafyalar buralar. Buralar uygarlık coğrafyalar. Buralarda gelişti. Ticaret yolları var. İşte bu dönemde gelişen, geliştirilen yazı kültürü bakımından bu alfabe, dünya yazı kültürü bakımından ileri bir alfabedir. Neden ileri bir alfabe? Çünkü fonetik bir alfabe. Bugün bizim alfabemize benzeyen bir sistem. A var, A'yı karşılıyor. İşte U var, U'yu karşılıyor. Her ne kadar çift karşılama sistemler olsa da bu karşılamalar arkadaşlar bugünkü alfabe sistemleri içerisinde modern alfabe. Bu arada bununla ilgili bir şey zikredeyim arkadaşlar. Clauson'un önemli bir tespiti var. Bu bizim 13. yüzyıl önce Türk lehçesinin sözlüğünü yazan büyük bir Türk filolog. Diyor ki kök Türk alfabesi birinci bin yılda, birinci milenyumda insanlığın keşfettiği en büyük icatlardan biridir. Ben demiyorum arkadaş. Bunu Clauson söylüyor. İngiliz dil bilimci. Dolayısıyla bu fonetik bir alfabe kuzey yarım kürede Moğolistan'da, Ahmet Hocam yıllardır kaldı, biliyor oraları. Oralarda arkadaşlar buğday yok, arpa yok, tarım yok. O coğrafyada bir kültür ve medeniyet işaretleyicisi olarak bu alfabeyle yazılmış olması bu metinlerin Türkçenin değil sadece dünya yazı tarihinin, dünya kültür tarihinin önemli bir mirası olarak bunları saymak lazım alfabe şeyi bakımında. Şimdi bu birinci cephesi yazı ve dil özellikleri itibariyle biçimsel özellikler. Arkadaşlar asıl benim ilgilendiğim ve ilgi duyduğum dil kültürü. Burada nasıl ifade ediyor, nasıl anlatıyor, anlattığı konuları neye benzeterek yapıyor? İşte burada bir arkadaşlar Bozkır üslubu dediğimiz bir üslup ortaya çıkıyor. Tabii bu sadece Tonya Cook'un üslubu değil. Bu üslup Bilge Kağan'ın da üslubu. Efendim Tez yazıtını da yazanın, Taryat'ı yazanın da üslubu. Yani Moğolistan'da o zaman yaşayan Moğolistan, tabii bugün o coğrafyanın adını Moğolistan diyoruz ama orası eski Hunların, kök Türklerin yaşadıkları ve hakimiyet sürdükleri bir coğrafya. O coğrafyada oluşmuş bir dil. Bu dil arkadaşlar iğretileme dili. Yani soyutlama dili. Soyutlayarak benzetmelerle hayvandan insana, insandan ırmağa, ırmaktan ağaca benzetmeler yaparak kendilerini ifade ediyorlar. Bu dilde arkadaşlar öyle birleşik cümle falan yok. Dümdüz cümleler var ve bu cümlelerde de arka planında böyle bir Bozkır'ın oluşturduğu bir anlam dünyası var. Bu bakımdan ben bu yazıtı üç üslup üzerinde değerlendiriyorum. Birinci üslup nesnel üslup. Tony Cook cümle, bazı cümlelerinde işte anlattığı yazıtında bilgi veriyor. Bu nesnel üslup bilgi üslubudur arkadaşlar. Prospektüs üslubu olarak düşünülür. Var veya yok. İşte diyor ki ben Bilge Tonyukuk Tabgaş'ta kılındım.
Bu nesnelli üslup, bunun arkasında herhangi bir anlam aramıyoruz. Doğrudan bilgilendirmeye dayalı olan bir üslup. İkinci üslup ise arkadaşlar, bu benzetmelerle sanatlı üslup, edebi üslup, edebi sanatların kullanıldığı üslup. İşte burada artık Tonyukuk nesnel üslubu bırakıyor, yer yer benzetmelere gidiyor. İşte boğa benzetmesine, uzakta işte güçlüyle, güçlü boğayla semiz boğanın uzaktan belli olmayacağı veya ince olanın hemen delineceği, kalın olanın delinmesinin zor olduğu gibi benzetmelerin hepsi Bozkır'daki doğal ve nesnel olaylardan iğretilenerek tecrübe edilmesi, tecrübe edilerek bunları da diline yansıtması. Bu üslubun örnekleri çok fazla Tonyukuk'ta. Hatta şunu söyleyebilirim. Tonyukuk'ta Bilge Kağan ve Költig'in yazıtına göre bunlar daha fazla. Çünkü Tonyukuk yazıtı, ben geçen İstanbul Türk Ocağı'nın konuşmasında da, orada yaptığım konuşmada da söz ettim. Sivil bir metin arkadaşlar. Yani Tonyukuk bu yazıtında kök Türklerin artık Apa Tarkan'ı falan olarak anlatmıyor. Kendi başından geçen o işte 16 yıllık hayatını anlatıyor. Diyor ki ben şu dönemde doğdum, şurada şunları yaptık, Kağanlara yol gösterdim, bilgi verdim, savaştık. Bunlar ama mesela Bilge Kağan ve Költig'in de Göktürk tarihi insanlığın yaratılışından başlıyor. Üze kök tengri diyor. Yaratıldığında işte iki nara kişi oğlu kılınmış. Onların üzerine Bumin Kağan, İstemi Kağan, Eçimapan kılındı diyor. Yani onlar artık 552'den öncesini de anlatıyor. Adem Havva'ya kadar neredeyse giden bir üslup var. Ama Tonyukuk nereden başlatıyor? Ben Bilge Tonyukuk diyor. Çin'de doğdum. Ne zaman doğduğunu söylemiyor ama burada kendi hayatından bahsediyor. O yüzden bu lise kitaplarında falan Tonyukuk yazıtını anı metni olarak göstermelerinin de bir gerekçesi. O olsa gerek. Aslında bir anı yazısı falan değil de bu eski geleneğe göre taş dikme geleneği. Böyle bir şey. Ama Tonyukuk dediğim gibi bir sivil ve o anda görevinden ayrılmış veya uzaklaştırılmış veya küsmüş bir miktar dargınlığı söz konusu olduğu açık. Bu ikinci üslup, Bozkır üslubu, benzetmeler, edebi sanatlar, bunları çok fazla girmeyeceğim çünkü kitapta uzun uzun anlattık. Üçüncü üslup arkadaşlar, hikemi üslup. Bu hikayeden artık şey yapıyor, 49. satırdan itibaren arkadaşlar şey yapıyor artık, 49 ile 62 arası kişisel tecrübeleri ve öğütleri veriyor. Bol bol işte Türk ülkesinde diyor neler yapılacağını anlatıyor. İşte Türklerin birlik beraberlik içerisinde olursa düşmanın onlara saldıramayacağını. Eğer bir hükümdarın benim gibi bilgili bir danışmanı olursa diyor, o ülkeye artık düşman da girmez, felaket de gelmez. Ve burada anlatıyor. Burada bir güzel bir benzetme yapmış. Ben onu okuyunca çocukluğumu hatırladım. Çok enteresan. Demek ki bu 1300 yıl sonra Tonyukuk'un sözü veya tecrübesi Sivas'ın Yıldız Köyü'ne kadar gelmiş. Şimdi bizim köyde şöyle derlerdi. Bir atın hızlı gitmesi için atın diyor kuyruğunu düğümledim diyor. Kuyruğunu düğümledim. Atın kuyruğu düğümlendiği zaman kuyruk ayaklarına temas etmiyor ve daha hızlı bir biçimde yol alıyor. Şimdi Tonyukuk da burada mecazen onu anlatırken at tecrübesi Türk ülkesinde diyor, Türk ülkesinde kuyruğu düğümlü atları ve silahlı düşmanları dolaştırmadım diyor. Kuyruğu düğümlü at. Yani mecazen düşman atı demiyor. Düşmanın hızlı koşan atı yerine
İşte düşmanı yaraklık yakı yürütmedim, kuyruğu düğünlü atık yorutmadım şeklinde şey yapıyor. Dolayısıyla burada atın bir niteliği üzerinden bir soyutlamaya gidiyor. Başka böyle çok soyutlamalar var. Geçen gün yine dikkatimi çekti. Bu Oğuzlar Çinlilerle bir olup Köktürklere saldıralım dedikleri zaman bu İlteriş Kağan döneminde Tonyukuk diyor ki, çok enteresan bir cümlesi var. Öz içi taşın tutmuş tek ertimiz. Öz içi taşın tutmuş tek ertimiz. Yani kendi içi dışını kuşatmış gibi olduk diyor. Kendi içi dediği Oğuzlar. Oğuzlar Çinlilerle anlaşarak Köktürklere saldırmak istiyor. Bir plan kuruyorlar. Bunu Tonyukuk haber alıyor. Ve bu durumda içi dışını tutmuş. İçimizden kuşatılmışız gibi bir benzetme. Bunların hepsi de Bozkır üslubu olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla ben bilmiyorum süremiz ne kadar, burada dinleyicilerin de sorularına ve katkılarına zaman ayırma adına Tonyukuk yazıtında böyle üçlü bir değerlendirme yapabiliriz bakımından. Dediğimiz gibi bu Türkçenin gerçekten 8. yüzyılda yetkin, gelişmiş ve hemen her şeyi ifade edebilecek bir dil olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Tonyukuk bu büyük yazıtların ilki olması bakımından da arkadaşlar çok önemli. Bu bakımdan ben bu yazıtın başka biraz önce Ahmet Hocam dediği gibi yani Tonyukuk araştırmaları hem tarih boyutuyla hem dil boyutuyla devam edecektir. Çünkü Tonyukuk Türklerin 8. yüzyılda bıraktıkları, Moğol Bozkırı'nda bıraktıkları çok önemli bir insanlık anlatıdır. Bu eğer Batılıların elinde böyle bir taş olsaydı arkadaşlar, şu anda bunu bütün dünyaya ezberletmişler. Çizgi film yapmışlar. Çizgi filmler. Bütün dünyanın çocukları Tonyukuk izleyecek. Ya bir Shakespeare'i 16. yüzyıldaki Shakespeare üzerinden İngilizce pazarlanıyor. Dolayısıyla 8. yüzyılda Moğolistan taygalarında arkadaşlar bir Türkçe yazıt var ve bu yazıtı biz şimdiye kadar ancak işte okuma, anlamlandırma işine gittik. Bunun uluslararası boyuta kazandırılması ve Tonyukuk yazıtının sadece Türklerin değil, bütün insanlığın ortak bir kültür mirası olarak kabullendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu sene UNESCO'ya bu teklifi götüren Türkiye Milli Komitesi'ne, özellikle Oğuz Öcel Bey'e de teşekkürlerimi iletiyorum bu konuda. Diğer üye devletler, Kazakistan ve Azerbaycan da buna dahil olmuşlardı. Bu anlamda bu yazıtın bir insanlığın kültür mirası olarak ele alınmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burada konuşmamı bitiriyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi soru katkı olursa hazırız. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer hocam, değerli bilgileriniz için sizlere ben tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Konuşmanızın başında 24 saat Türklük aşkıyla çalışan Servet Somuncuoğlu'ndan bahsettiniz. Benim bu anlamda aklıma ilk gelen şey gecenin ikisinde, üçünde, gece yarısında Özgür, şu Dede Korkut'ta geçen şurası var ya, Kültegin'deki de bu var ya, işte bunu tutup şu felsefi akımla yorumladığında bak bunların kökenleri şu şöyle çıkıyor diye başlayıp telefonumun şarjı bitmesin diye
prize takıp devam ettiğim saatlerce süren konuşmalar geliyordu. Evet. Servet abi rahmetli hem felsefi disiplinlere hem Türkolojiye aldığı eğitim dolayısıyla Türkolojiye çok hakim birisiydi ama medya üzerinden, günümüz sosyal bilimleri ve iletişim kanalları üzerinden bunu en etkin şekilde aktarabilen ve dediğiniz üzere 24 saati yani gündüz oturmayıp, gece uyumayıp Türk aşkıyla ilim irfan noktasında çalışıp üreten bir büyüğümüzdü. Aklıma gelen bu husus ve sevgili kardeşim Yasin Cemal Galata'nın da arada ilettiği iletiler noktasında tekrar bunu anmak istedim şükranla. Şimdi saygıdeğer hocalarım, gelen sorularımızdan hareketle bazı hususları sizlere arz etmek, sizlerin bu konudaki bilgilerini istirham etmek isterim. Ana hatlarıyla ifade edecek olursak, bir, en çok gelen ileti bölgedeki diğer anıtlar hakkında, bilhassa Tonyukuk öncesi anıtlar hakkında bir bilgimiz var mı sorusu var. Eğer uygun görürseniz bunu öncelikle Ahmet Taşal hocama arz etmek istiyorum. Saygıdeğer hocam, ne dersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii Tonyukuk anıtının dikildiği yerde, o vadide, Bayınçokto vadisinde biz çok detaylı araştırmalar yaptık. Baştan aşağıya ve o dağı da açtık. İleride de genelde anonim mezarlar diyebileceğimiz türde anıt alanlar var. Mezardan ziyade anıt alanlar var. Ama başka yazıt yok maalesef. Hunlara ait kurganlar var. Bronz devrine ait, yani Hun öncesi, milattan önce 1100'lere ait kurganlar var. Vesaire, kurgan dolu. O bakımdan şey yok ama yazıt bulunmuyor. Fakat Moğolistan genelinde hangi yazıtın nerede bulunduğunu aşağı yukarı bugün biliyoruz ve rahmetli Servet'in bu konuda ki en iyi yazıtların fotoğrafını çeken bana göre Servet'ti ama Servet Sumucuoğlu'ydu. Servet'in kitabını inşallah yayınlayacağız. GPS kodlarıyla vesaire bütün Moğolistan'daki yazıtların nerede bulunduğunu, yani hangi yazıtı, onları söyleyebiliriz ama şu bir gerçektir. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Mesela 2012 yılında Moğolistan'ın %90'ını gezmiştim arazide. 2012 yılında sevgili Can Tekin Karcaba ile. Şunu söyleyebilirim. Moğolistan'da, Moğolistan'ın her tarafında, işte Adil Yılmaz'la da Doğu Moğolistan'ı gezdik esas olarak. Ama Moğolistan'da anıtların, Türk eserlerinin, Göktürk dönemi eserlerin ağırlığı Orta Moğolistan'da. Yani Orhun, Selenga, Tamır, Hanuy ırmakları civarında. Ha, bana sorarsanız yani anıt tarihi eser bakımından en zengin ırmak boyu Tamır ırmakları. Sonra Hanuy, Hunuy. Diğerleri Orhun ve Selenga daha sonra gelir. Tabii bunların hepsi birleşiyor, Selenga oluyor. Birlikte. Dolayısıyla o Orta Moğolistan'dır. Yani Orhun, Selenga arasındaki Arhangay eyaleti. Hep bunu diyorum sevgili dinleyicilerimize. Arhangay eyaleti merkezi düşünsünler. Daha sonra Öğürhangay ve Bayanhongo güneyindeki eyaletlerle birlikte. O şeyler birbiriyle bağlantılı. Bir de batıda Bayan Örgey zafında az var ama Havut ve Gobi Altay eyaletleri var neyse. Aymak diyor ya Moğollar. Bu bölgeler var. Oralarda yoğunlukta. Öyle bakmalarını ben istirham ediyorum, rica ediyorum gençlerden, yani araştırıcılardan. Şimdi o Arhangay'daki Hövsköl'e kadar, kuzeydeki ormanlara kadar bütün vadileri gezdim diyebilirim değişik tarihlerde. Gerçekten Türklerin sayısı hakkında, yani kaynaklarda anlatılan bilgilerin doğru olduğunu anlıyorum. Çünkü Çin kaynakları bazı rakamlar veriyor. 100 bin, 200 bin, 500 bin vesaire. Bu çok abartılı gibi geliyor insanlara. Ama bana da öyle geliyordu. Ama görünce o kadar çok tarih eseri, kurganı, balballları, heykelleri, anıt alanları vesaire hepsini düşündüğümüzde, ele baktığımda çok bir yoğun Türk nüfusun yaşadığını söyleyebiliriz. Bu doğuya kadar da gidiyor. Ama yazıtların ağırlığı, söylemeye çalıştığım gibi,
Orta Moğolistan, Arhangay, biraz Bulgan ve Öğrangay, Bayanungur'da ama çoğunu yine Batı Moğolistan'da, yani Altay Dağları'na doğru olan alanda. Ama yine rahmetli analım Servet'in işte dediği gibi Mançurya'dan şeye kadar, Macaristan'a kadar olan da Runik harfli Türk yazısı yazılmış durumda. Kazakistan'da, Kırgızistan'da zaten bir kısmını herkes biliyor. Ben de gördüğüm yerinde görmek şeyle ilgili. Ben 2004 yılında Kore'ye gitmiştim. Kore'de bir toplantıda orada kaya resimleri sunuluyor. Çünkü Koreliler de köklerini Orta Moğolistan'da arıyor ya da Güney Sibirya'da arıyor. Onu da bilirken bu Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde bir şey var. O Liaohai diyorlar. Liao denizli şeyde. Kaya resimleri vardı. Kuzey Kore topraklarında kalıyor. Rahmetli Servet'i biraz da takılırdım. En son hedefimiz Kuzey Kore diye oraya söylerdim. O bölgedeki kaya resimleri üzerinde diye. Şimdi oralardan başlayarak bunları takip etmek mümkün ama çok geniş bir konu. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sağolunuz. Hocam tabii yazılı kültürle beraber artık ifade edilen kültür ögeleri bulunduğu coğrafi sınırların çok daha ötesinde ve oluşturulduğu zamanın çok daha ötesinde bir etki alanı oluşturuyor. Nasıl 1300 yıl sonrasına etki eden bir Tonyukuk'tan bahsediyorsak tabii ki Moğolistan, günümüz Moğolistan'ı havzasının çok daha ötesinde farklı kıtalara da etki eden bir Tonyukuk öğretisinden bahsetmek mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü Ahmet Hocam konuşmasında ilk aşamada bahsederken ya Tonyukuk aslında çok önemli bir stratejisyendir. Öyle körü körüne saldıralım demiyor. Hayır, geri çekilmesini de biliyor. Ama sayının az olmasına rağmen yine de saldırılması gerektiği söz konusu olduğunda o benim en etkilenerek okuduğum kısmıdır. Ali Hocam bahsetti, bir üslup değişimi söz konusu, bir edebiyatçı üslubuyla, o Umay'ın telkiniyle niye kaçıyorsunuz, niye korkuyorsunuz diye başlıyor. Sonra da Tanrı lütfettiği için diye yine o üslupla zaferlerini ifade ediyor. Aslında biz bu üslubu bence bizim siyasetname geleneklerimiz içerisinde yer alır. Siyasetnamelerin içerisinde mutlaka Asafname adı verilen bir bölüm yer alır. Selçuklu'da da var bu, Osmanlı'da da devam etmiş. Asaf, malumunuz, öğrencilerimiz için belirtme ihtiyacı hissediyorum. Vezir demek. Vezirlerin oluşturduğu, bilhassa Lütfi Paşa'nın Asafnamesi pek çok siyasetnamede de yer almış bir unsurdur. Orada da biz benzer hususları görüyoruz. Yani azız diye geri çekilmedik, savaştık ve Allah'ın lütfu ile zafer elde ettik diyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki vezirler asafnamelerde, ama kimi zamanda evet buradan geri çekilmeliydik daha sonra galebe çalabilmek için diyor. Aynı öğretileri görebilmekteyiz. Dolayısıyla Tonyukuk'tan devralınan bu bilgi öğretisini kesik kesik, parça parça değil, belki de atsızın Türk tarihini farklı devletlerden değil bir bütüncül tarih anlayışıyla okumalıyız öğretisinin paralelinde, Tonyukuk'taki öğretileri de bu bütüncül tarih bağlamında değerlendirip bir coğrafyaya ya da zamana hapsetmeden okuyabilir miyiz? Ben bu konuda hem Ahmet Hocam'ın hem Ali Hocam'ın görüşlerini ve katkılarını istirham ediyorum. Evet, Ali Hoca başlasın. Kutadgu Bilik de biliyorsunuz geçen sene de Kutadgu Bilik yılıydı. Kutadgu Bilik de çok enteresan. Böyle bilge bir kişinin örneği verilirken Ötüken Bey'inden bahsediliyor. Şimdi Ötüken nere? Kaşgar, Doğu Türkistan nere? Yani şimdi Ahmet Hocam coğrafyayı biliyor. Arada Altay Dağları var. Tanrı Dağları var. Altay. Evet, Tanrı Dağları var. Şimdi bu 1069'dur Kutadgu Bilik. 1069, ora 700. Yani arada şöyle 350 yıl falan var.
Arada bir de üç tane kültür değişmiş. Göktürkler, işte eski gök tanrı dini, arada Budizm var, Budist kültür geliyor. Ondan sonra da İslam kültür çağında Yusuf Has Hacip bilge bir kişinin sözünü ederken diyor ki, yani o övdülmüş Küntoğdu'ya, Ötüken Bey'i ne der? Bir kulak ver ona diyor. Ötüken Bey'i dediği, oradan fısıldayan kişi arkadaşlar Bozkır'ın dilidir. Bu Bozkır'ın dilini siz Tonyukuk olarak da, Yolluğutigin olarak da, Bilge Kağan olarak da yorumlayabilirsiniz. Bu ortak Türk üslubudur ve bu benim kanaatim, bütün bu İslam dönemimizde de bizim Türk Müslümanlığı dediğimiz, Türklerin Müslümanlığı akılcı biçimde, akla, nesnel bilgiye dayalı yorumlayışın ötesinde ve çok öncesinde bu Bozkır'ın aklı vardır. Ben buna Bozkır aklı diyorum. Bozkır aklını yorumlayan ve dile getiren de ilk metin, ilk milli metnimizde bunlar. Dolayısıyla bunların oluşturduğu kolektif akıl bugün Anadolu'daki bizim Türk Müslümanlığı dediğimiz veya batılı araştırmacı tarihçilerin Kuzey Müslümanlığı dediği akla dayalı, mantığa dayalı bir dünya tasarlama işinin arkasında bence Tonyukuk'un bilgeliği var diye düşünüyorum. Mutlaka bu etkili. Evet. Ben de gerçekten bir de o dünya algısında Bozkır insanları daha pratik düşünür. Daha uygulayıcı, kısa vadeli hem uzun vadeli, ama genelde kısa vadeli. Bozkır insanları buna uygun planlar yaparlar ve hayatı buna göre yaşarlar. Dolayısıyla aynen katılıyorum Ali Hoca'ya. Bu devlet aklı gibi geliyor bana bir yerde. Çok teşekkürler kıymetli hocam. Tonyukuk adının etimolojisi, kökenine dair... Bir saniye, ben izin istiyorum. Eski Çin kaynaklarında bir bilgi olup olmadığı sorusu da var. Ali Hocam, eğer uygun görürseniz önce Tonyukuk adlandırmasının etimolojisiyle ilgili sizden bilgi istirham edebilir miyiz? Evet, hocam şöyle, Tonyukuk adıyla ilgili aslında çok etimolojik tartışmalar da var. Birçok kişi hem yazımında hem de bu adın anlamıyla ilgili değişik görüşler ile sürdüler. Biz her ne kadar ben Tonyukuk dediysem de yaygın geleneğe uygun olarak ben de Ahmet Hocam da Tonyukuk dedik. Ama bunu aslında Tun olarak adlandırmak lazım. Yani Tun kelimesinin işte ilk anlamı, ilk doğan anlamı var bugünkü Doğu Karluk Türkçesinde, Uygurca'da. Dolayısıyla ilk değer, ilk hazine gibi bir anlamı var. Bunu birçok araştırıcının tespitleri var. Ahmet Hoca'nın dediği bu Aşide Yuan Çin'in Çince şeklini Türkçe'ye aktardığımızda da böyle bir anlamı var. Ben de Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Tonyukuk aslında bir isim değil, bir sıfat. O zamanki sıfatı, asıl adının ne olduğunu bilmiyoruz. Ve ben bu Aşide Yuan Çin'in de Aşidelerden Yuan Çin anlamında, Aşide hanedanından veya kabilesinden olduğunu düşünüyorum. Yani ben Tonyukuk isminin aslında Tonyukuk ilk doğan, ilk hazine, ilk evlat gibi bir anlama gelebileceğini düşünüyorum. Dil ve yazı kültürü biraz bunu gerektiriyor. Evet, bu Kırgızca'da, Kazakça'da benim bildiğim kadarıyla bu tum kelimesi, tonguş mesela kelimesi, tun ton, tabi o dilci arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Şu an hala yaşıyor. Ayrıca Uygurlar döneminde mesela Tumbaga Tarkan var. Dun Mohu Dagan diye. Orada da birinci gibi anlamı bence çıkıyor. Uygurlar o 779-789 arasında Uygurları yöneten odur. Ben aslında belki Ali Hoca'da bir ukuk ya da kök, hukuk, bu
kelimeyi nasıl yorumlayabiliriz? Ben o konuda bir şey yapabiliyorum. Yani orada benim söylemeye çalıştığım devlet sekreteri ya da başbakan veya da işte aygucusu diyor ya, yani bu gibi anlamlar içerisinde onu nereye oturtabiliriz? Onu tabii hocalarımız daha iyi bilirler. Ben öyle düşünüyorum. Yani az önce bozkırlardan kendimi yani devlet aklı gibi o seviyeye gelen o kadar şey yükselmiş biri. Çünkü birinci Göktürk Devleti döneminde başka örneği yok. Yani Göktürkler döneminde Tonyo Kuk'un kadar, yani varsa bile biz bilemiyoruz. Kaynaklar anlatmıyor. Şeyden sonra o keşkilat yapısında Kaan, Hatun, sonra Yabgu anlatılır. Sonra Çor, sonra Şat, sonra Çor, Teyin, İlteber, Erkin, Tudun aşağıya kadar 28 makamdan bahsediliyor. O bakımdan yok. Ama bu daha sonra olmayacağı anlamına gelemez çünkü şartlara göre yeni makamlar türetilebilir. İşte Apatarkan, Boylo Bagatarkan vesaire bunlar kullanılmıştır. Bence yani bana göre çözülmesi gereken o Tun değil de o ikinci kısım Ukok ya da iki eceden mi oluşuyor? Onun çözülmesi daha çok ışık tutacak meseleye diye öyle bir yorum yapabilirim. Evet. Bu konuda şey yapayım, Ahmet Hoca'nın aslında ele aldığı hukuk meselesi üzerinden gidilebilir. Çünkü bu ukmak veya ukuş, idrak sahibi olmak, ukuşluk var. Kutat Kuvilik'te çok geçiyor. Onun üzerine bir etimoloji yapılabilir ama dediğim gibi etimoloji mayınlı bir tarla. İyice araştırmak gerekiyor. Hocam o mayınlı tarlaya birilerimiz girsin, dilciler girsin yani. Sizinle, yoksa ben girerim de benim alanım değil. Bence girip şey yapmak lazım. Mesela Tuvaca'da işte diğer Türk kökenli Türk lehçelerinde veya diller neyse onlarda da nasıl geçiyor? Az önce söylediğiniz Kamluk Uygur ağızlarında, Kamluk şeylerine baktığımız zaman bütün şeyleri bilmek, karşılaştırarak gelmek lazım. Bana göre mesela Tuva'ya gitmiştim. Tuva şimdi çok uzak. Din de farklı. Budistler ama izole kendilerini koruyabilmişler eski şeyi. O bölgedeki böyle küçük Türk lehçelerine, Türk kökenli dillere bakarak da belki bir sonuca olabilir ama dediğiniz gibi bunlar bir farazia yani şey ancak görüş olarak kalabilir. Kesin olmayınca da söyleyemeyiz. Hocam, ama ben son kelimesinin Çince'deki güvenle birlikte bir araya giderek birinci anlamına geldiğini kesin kabul ediyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Özellikle Çince'den hareketle de bazı sorular vardı hocam. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olunuz. Saygıdeğer hocalarım, son olarak ifade etmek istediğiniz bir şey varsa ben bir kez daha sizlere söz vermek isterim. Ahmet hocam, buyurunuz. Evet. Özgür Hocam, öncelikle şahsınıza size Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne ve rektörünüze, sayın rektöre çok teşekkür ediyorum. Serveti rahmet bir kere daha rahmetle anıyorum. Sebes Sumuncu olduğunu. Ali Hocama çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ekrem Hoca'ya, sayın rektöre geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle sizin gibi gençler genç akademisyenler arkadan gelir bu bayrağı devralırlar. Bizim arazide işte böyle yorulduğumuz zaman servetle sohbetlerimizde en büyük hayalimiz şu idi. Gençlere yetiştirmek, gençlerin önünü açmak. Servet bunu çok isterdi. Bunu Ali Hoca'ya da ifade etmiştir. Çünkü Ali Hoca konusu hep ortamımıza gitti. Sizlerle birlikte inşallah genç Türkologlara, tarihçilere yol açıp bu belki bayrağı devretmek anlamında Türkolojiyi çok güçlü bir hale getirmemiz lazım. Türk tarihini çok güçlü, sağlam bir temellere oturtmamız gerek. İki şekilde söylüyorum. Türkoloji çok sağlam bir halde bilgilerimiz yoksa dünya siyaseti bunu bizim aleyhimize kullanıyor ve kullanacak. Dolayısıyla bizim çok sağlam, sıkı durmamız gerekiyor. Abartı, özellikle sosyal medyadan bakarak da abartılı, doğru olmayan bilgilerin peşinde koşmak yerine doğru bilgileri anlamaya çalışmak bence çok daha faydalı olacaktır.
Ben saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ali Hocama, size, Ekrem Hoca'ya, bütün Alanya Alaaddin Kekuvvet Üniversitesi'ne, bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum. Asıl bizden gönül dolusu saygılar var. Bu arada mesajlaştık. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Kalan Hoca'nın da teşekkürünü ve saygılarını, muhabbetlerini iletiyorum. Üstümde kalmasın. Kendisinin de o bölge coğrafyasında hem bir bilim insanı olarak Ahmet Hocam lisans yıllarından tabii hocası aynı zamanda hem bir bilim insanı olarak hem de bir yönetici olarak Türk kültürüne hem o havzaya benim için en değerli hizmetlerinden biri bilhassa Duka Türklerine yönelik çok değerli projeleri, çok değerli çalışmaları olmuştu. Buradan gıyabında biz de şükranla ifade ediyoruz. Evet. Ekrem Hoca Türkiye'de Moğolca bilen, hala Moğolca bilen tek tarihçi şu ana kadar. Evet. Arkadan başkaları geliyor. Ne mutlu. Hocam bir de son sözünüzü ben Ton Yukuk'un içeriği ve ruhuyla çok örtüşen bir bağlamda algıladım. Çok teşekkür ediyorum. Bilimin rehberliğinde milli bir ruhla kenetlenmemiz ve Türkolojinin sadece bir kronoloji yığınından ibaret olmadığını, bir gramer birlikteliğinin ötesi olduğunu, dili, tarihi, coğrafyayı bütünlüklü bir şekilde düşünce sistemini ve felsefeyi de barındıran bir derinliğe sahip olması gerektiğini vurguladınız. Gençlerimize de bu anlamda bir ilham sundunuz. Sizin eski Çince bilginiz dünya çapında çok değerli. Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Karalan'ın Moğolca hakimiyeti çok değerli. Ama aynı zamanda o coğrafyayı bilmesi de çok çok değerli. Genç arkadaşlar özellikle hocam oraya nasıl gideriz vesaire diyorlar. Bunun şevki içerisindeler. Bu şevki bilimle birlikte disipline etmek kaçınılmaz bir kılavuz olacaktır. Tekrar teşekkürler. Ali Hocam sizlere de söz vermek isteriz. Buyurunuz. Evet, teşekkür ederim sevgili kardeşim. Çok güzel bir toplantı oldu gerçekten. Her bakımdan geniş geniş zamanımızı kullandık Ahmet Hoca'yla. Hocayla birkaç yüz yüze toplantıda, birkaç da böyle bir arada şey yaptık. Fakat gönlümüz hep beraber, servet bizi rapt etti, bağladı. Güzel sunumun oldu. Çok güzel Türkçe diksiyonun var, sana teşekkür ediyorum. Özel bir televizyonun böyle moderatörü gibisin. Gerçi sen iyileştirici mi, kolaylaştırıcı dedin. Türkçe bir terim buldun ona. Tebrik ediyorum. Ekrem Bey'e tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Gençlerimiz de Ton Yukuk'a layık olarak onun izinde, onun bilgisini, aklını, kavrayışını içselleştirerek ideal bir Türk genci olarak geleceğe kendilerini hazırlasınlar. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ahmet Hocama da sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Canlı yayınımızı takip eden herkese de tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümü olarak düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe katılımlarıyla değer ve onur katan Profesör Doktor Ahmet Taşal hocama ve Profesör Doktor Ali Akar hocama, gıyabında sağlık sorunu sebebiyle bugün aramızda olmasa da ufkumuzu açıp bize bu imkanları sağlayan Profesör Doktor Ekrem Kalan hocamıza ve bütün bu değerlerin bir araya gelmesine vesile olan Türklük ve bilim sevdalısı izleyicilerimize hasreten teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, esen kalınız.